Yağmurlu bir Ankara gününden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Antalya Çekirge'den almış olduğum ürünlerin kutu açılışını hep beraber yapacağız. Şimdi arkadaşlar videoyu ben de içine bakmadım. Sadece şöyle açtım arkadaşlar. Çünkü tek elle hem kamerayı tutup hem bu işlemi yapmak çok zor olacak. O yüzden şu an balkondayız zaten. Hani bir kaçak maçak durum olur. Zaten ben de çok hoşlanmıyorum. Neyse hep beraber kutumuza geçelim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi güzel kutulamışlar. Daha önce de buradan almıştık. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Arkadaşlar dubiyalar. Bendeki dubiyalar minicik. Ben bunların bu kadar büyüyebileceğini hayal dahi edemiyordum. Ben şu an aragnofobi falan filan bir şeyler oldum yani. Çok kötü durumdayım. Bunlar abartı büyük. Ben ömrümde hayal edemezdim bu kadar büyük olduklarını. Tartaralar neyse de bunlarla ben ne yapacağım bilmiyorum. Allah'tan tırmanamıyorlar. Size bir de bunların şeyi halini göstereyim. Bu benim dubiye kutum. İnşallah buradan kaçmazlar arkadaşlar. Bunların bendeki boyutu şu. Ve gelen boyuta bakın arkadaşlar. Bunlar adult boy. Yani adult istedik de bunlar da hakikaten hakikatli yenmiş yani. Vallahi Antalya Çekirge'ye çok teşekkür ederim. Tekrardan. Bunu arkadaşlar şöyle çok kurcalamadan şuraya koyalım. Bunun yeri bura. Yani hakikaten baktıkça psikolojim bozuluyor. Gerçekten nasıl bu kadar büyüktüler onu da merak ediyorum doğrusu. Bakalım başka kutumuzda neler var arkadaşlar. Arkadaşlar bu olay çok güzel. Geçen kargomda da olmuştu. Fazladan yumurta kolisi gönderiyorlar. Neden derseniz. Ya böcekler yumurta kolisine yumurtluyor, yavruluyor falan. O olay güzel arkadaşlar. Burada da arkadaşlar 100 adet tartara var. Tartara zaten kullandığım bir yer. Hani dubiyalar daha bana masum geliyordu. Tartaralara nazaran ama. O dubiyalar da ne yani hani. Ne yiyecek onları yani abartı büyüklükteler. Bunun içi full dolu arkadaşlar. Şu an size hani çok dökülmesin diye sağını solunu kurcalamak istemiyorum ama bunun içi full dolu. Bunu da arkadaşlar bu kutumuza boşaltacağız. Şimdi ben bunları tripodu koyup geliyorum. Arkadaşlar tripodu koydum. Şimdi işim çok daha kolay. Bunları kutuya boşaltacağım ama hakikaten dubiyalar beni çok ürküttü ya. Hakikaten bunu nasıl bu kadar büyüttüklerini anlam veremedim. Bendekiler kaç ay olmasına rağmen bit gibi resmen. Şöyle size birazcık da kutuları detaylı göstereyim arkadaşlar. Elimi alırken biraz tırsıyorum hani. Madagaskar hiç görmedim ömrümde. Ona hayal dahi edemiyorum. Şöyle göstereyim. Bunlar şu an ben kaç tane söylemiştim? 10 adet. 10 adet dubi olması lazım içinde. Dişi erkek karışık. Şu mesela erkek kanatlı olanlar. Kanatsız olanlar dişi. Dubia videomuzu da hatırlarsınız zaten. Yani şunu söylemek istiyorum. Ben bir yerden alışveriş yaparken canlının ölüm oranına çok dikkat ediyorum arkadaşlar. Şimdi ben bunu aldım. 10 tane aldım. Ama içinden gelip de bana 3 tanesi ölü gelirse çok bir anlamı kalmıyor. Ama bu firmada hiç böyle bir sıkıntı yaşamadım. Bakın şurada 100 tane tartara var. İçinden şu an kutuyu bakın ters çeviriyorum. Ölü olan olsa düşerdi. Şu an hiçbir ölü gözükmüyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hepsi kımıl kımıl, kıpır kıpır, fıkır fıkırlar. Bu kollerin arası deli gibi tartara dolu. Hayal dahi edemezsiniz yani. Bu bana epey bir süre yetiyor zaten. Bunlar ürüyor vesaire bir şeyler oluyor. Şimdi arkadaşlar bunları kutulara yerleştirmekle başlayalım. Video çekerken biraz normalde tripod çok kullanmam ama bu biraz tehlikeli bir işlem olduğu için yani bunlar falan kaçar şimdi. Sonra başına al belayı ben bunu elimle alamam da yani hele o dubiyaya hiç dokunamam. Sizlerle şöyle paylaşayım. Bakın gördüğünüz gibi ta kutuları içindeki kutuları kadar zımbalamışlar. Bu arada arkadaşlar fiş fatura da veriyorlar. Onu sökme sebebi ürünün şey kutunun üstünde adresim olması. Adresimin gözükmesini istemem. Bunu nasıl açacağız? Şöyle alttan mı kakışlasak? Şimdi ani bir kakıttırırım falan elime fırlar.
Ben yapamam o zaman da. Üzülürüm yani. Açıkçası arkadaşlar, insanların bu tarz korkularını yenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama öyle lafta düşünmek de olmuyor. İcraat lazım. Belki bilmiyorum. Çok abartı istek olursa elime alırım. Hatta şöyle söyleyeyim, diğer YouTuber'lar gibi 200 like'a Dubia'yı, bu boy Dubia'yı elime alırım arkadaşlar. Ama 200 like'a. Daha aşağısı bize gelişi bu yani. Daha aşağısı kurtarmıyor. Yavaşça şöyle dikkatlice açmak istiyorum ama fırlar mırlar şimdi. Gerçekten güzel bir firma ama keşke bir Dubia'nın kutusunu şöyle yapmasalarmış. Şimdi elime fırlayacak diye çok korkuyorum. İnsanları görüyorum arkadaşlar. Çatır çatır ellerini alıyorlar. Evcil hayvan gibi bunları besliyorlar. Hakikaten herkes bir değişik yani. Vallahi iyi cesaret. Tebrik ediyorum. Ben aslında korkunç olduğundan değil de hoşlanmıyorum arkadaşlar. Kimse kolay kolay hoşlanmaz. Çünkü kedi köpek gibi değil ki. Laf söyleyince, dur deyince, otur deyince, kalk deyince anlasın. Değişik bir şey arkadaşlar. Isırır mı? Isırmayacağını ben de biliyorum ama hani gene de öyle kıskacı niye o zaman var yani. Arkadaşlar ben bunu açayım. Öyle devam edelim videoya. Arkadaşlar ben açtım kutuları. Eskiden tartaralardan haz etmiyordum ya. Artık tartaraların hani canını yiyeyim. Gördüğünüz gibi bir sürü tartara var. Bir şey dikkatimi çekti. Tartaralar bu arada, Dubia'lar hiç kokmuyor ama tartaralar kötü kokan hamam böcekleri olduğunu fark ettim. Yani kötü değil de böyle kendine has bir kokusu var. Bu hep böyle dikkatimi çekmişti. Gördüğünüz gibi yavrulu, büyüklü, küçüklü, erkekli, dişili bir sürü tartaramız oldu arkadaşlar şu an. Bunları kolisiyle boşalttım. Bol bol koli olsun içinde. Zaten yedek de gönderiyorlar, onu da içine koyayım. Ya da bu dursun arkadaşlar, bu da bana belki lazım olur. İçinde yemleri vesaire hiç ölü görmedim arkadaşlar, bir tane bile. Hani özellikle baktım, hiç yok. Gerçekten. Bunun böyle kapağını kapatalım. Şimdi asıl şova gelelim yani, iğrenç kısma. Tıslıyor mu? Bir şeyler mi oluyor? Anlamadım ya. Arkadaşlar. Şunlara bakın ya. Bunlar neyle beslendi? Bunlar protein tozu mu yaptılar? Spor salonuna mı gönderdiler bunları ya? Kargo mu karıştı diyeceğim? Dubia. Hani resimden falan benimkilere de çok benziyor ama boyut, bu ne olmuş bu? Madagaskar'la Dubia mı çiftleşmiş? Hakikaten sıkıntılı bir abi. Bunu benim Gecko'ya versem bu benim Gecko'yu yer. Hani ikisi kapışsa bu benim Gecko'yu yer yani büyük ihtimal. Allah'tan uçma tırmanma gibi bir sıkıntılar yok bunların da. Bunlar da öyle değişik hantal hayvanlar. Üresinler inşallah, ürerler arkadaşlar. Şu an bir değişik hissettim kendimi. Yavaş yavaş videoyu da kapatayım. Sizin de başınızı ağrıtmayalım. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olup videoma like atarsanız da çok sevinirim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Şöyle yakından bir kapanış yapalım. Hoşça kalın.